Herkese merhabalar. Pembe Motolem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kapşonlu, kulaklı, renk geçişli, saçı örgülü bir tulum çalışması yapacağız sizlerle beraber. Daha önce tek renk ve tek kat olarak çalıştığım tulumun çift kat olarak örülmüşünü sizlere anlatacağım. Öncesinde hırka olarak da kanalımda yer almıştı. Sizlerle şimdi bugün de degrete kapşonlu tulumumuzu anlatacağım. Tulumumda iki renk kullandım. Mint ve lila'nın uyumunu sizlerle paylaşmak istedim. Gayet güzel bir kalınlıkta tulumumuz oldu. İki kat iple ördüğümüz, gördüğünüz gibi kapşon bölümümüz, saç örgülerimiz ve düğmelerimizle çok şık bir tulum çalışmamız oldu. Tulumumuz 1-1,5 yaş için uyumludur. Hatta minyon tipli bir bebeğiniz varsa 2 yaşa bile uyumlu olacak şekilde ölçülerini yapmış oldum. 6 adet ahşap düğme kullandım. İp olarak da Alize Happy Baby kullandım. Şöyle yakınlaştırayım. 669 mintin kodu. Ve 672 de lila'nın kodu. İpim Alize Happy Baby çift kat olarak kullandım. İlk önce lila rengimizle robadan iki kat şeklinde başlıyoruz. Daha sonra mint ipimizi takıp bir kat mint, bir kat lila şeklinde örüyoruz. İlk önce kollarımız, bedenimiz, daha sonra bacaklarımız olmak üzere tulumumuzu tamamlıyoruz. Sonrasında kapşon bölümü ve kulak bölümü olacak şekilde. İplerimizden her bir renginden 3'er adet kullandım. Bu benim elime göre bu şekilde. Sizler şiş numaranıza ve el gen şeklinize göre bu artış da gösterebilir. Daha da az olabilir. 4,5 numara kullandım şiş olarak. Sizler yine elinizin sıkılığına ve gen şekline göre bunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi size santim olarak ölçülerini vermek istedim. Burayı daha önce ölçmüştüm. Genişlik olarak santimimiz 30 santim. Kol boyumuz kapalı şekilde 29 santim. Ve açık lastiğimizi açık şekilde kullanmak isterseniz de 34 santim olmuş oldu. Ve şöyle ölçeyim. Tulumumuzun tam uzunluğu bacak kısmımız katlı şekilde 60 santim. Açık şekilde ise 65 santim. Bacak kısmımız sadece 28,5 santim. Roba kısmımızdan A kısmımıza ise 38-38,5 santim gibi. Bu şekilde 1-1,5 yaş için uyumlu ölçüler olmuş oldu. Tulumum için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızda da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak tulumumuzun yapımına geçelim. Örgümüze 80 ilmek atarak başladım. Alize Happy Baby'nin lila rengiyle başlamış oldum. Ve ipimizi çift kat olarak gördüğünüz gibi iki ipimizi alarak çift kat olarak ilmeklerimi şişime dizdim. Şimdi hemen örneğimize, ayrımlarımıza başlıyoruz. İlk köşedeki ilmeğimizi örüyoruz. Kenarda ayrıca bir çizgi çalışmamız olacak, bir düz ilmeklerimiz olacak. O yüzden ilk iki ilmeğimizi önden bu şekilde öreceğiz. 12 ilmek haroşamızı örelim. Hemen sayalım. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 ilmek haroşamı
ördüm. Daha sonra 7 ilmek düzüme örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk gizli arttırmamı yapıyorum. Öndeki ilmeklerimiz toplamda 19 ilmek oldu. 2 adet düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Kolumuz için 8 ilmek haroşa örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonra 2 ilmek düzümden önce 1 ilmek arttırım yapıyorum gizli arttırma. 2 ilmek düzümü örüyorum ve bir gizli arttırma yapıyorum. Arka ilmeklerimiz 18 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimi ördüm. Bir gizli arttırmamı yaptım. 2 ilmek düzümü ördüm. Bir gizli arttırmamı şu şekilde yaptım. 8 ilmek kol için haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimi. Bir gizli artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzümü ördüm. Sonrasında toplam 12 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. Örerek alıyorum. Bu şekilde ilk kurulumumuzu yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramıza geldik. Ters sıramıza geldik. 2 ilmeğimi örmeden ters yönde diğer şişimize alıyoruz. İpimizi diğer tarafa çeviriyoruz. Ters ilmeklerimizi örmeden ters yönde almış oluyoruz. Daha sonra 12 ilmek olan sabit ilmeklerimi, haroşa ilmeklerimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. Ve ipimizi kendi yönümüze alıyoruz. 7 ilmek düzümüzü ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra burada arttırdığımız ilmeği de ters örüp ilmeklerimizi 7 ilmek yapıyoruz. Aradaki
İki sabit olan ilmeğimizi de ters örüyoruz. Daha sonra ipimizi diğer tarafa çevirip arttırdığımız ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Kol bölümümüzdeki ilmeklerimizi de haroşa örerek diğer arttırım noktasına kadar geliyorum. Buradaki ilmeğimi de haroşa örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Arka ilmeklerimizdeki arttırım ve ilmeklerimizi de haroşa örgü olarak örüyorum. Arka ilmeklerimi öreyim. Arka ilmeklerimi ördüm. Gizli artırım ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Daha sonra ipimi kendi tarafım alıyorum. İki ilmek tersimi örüyorum. Tekrar diğer tarafı alıyorum. Koldaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Yine arttırım yerine geldim. Kola dahil olacak olan arttırım ilmeğimi haroşa örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Sonrasında bu arttırım ilmeğimizi de ön kısma denk geleceği için ters örüyoruz. Böylelikle 7 ilmeğimizi 8 ilmeğe çıkartmış oluyoruz. 3 4 5 6 7 8 Sonrasında ipimizi diğer tarafa alıyoruz. 1 2 3 4 5 Sabit olan 12 ilmeğimizi örüyoruz. Haroşa olarak ördük. Son 2 ilmeğimiz kaldığında ipimizi kendi tarafımıza alıyoruz ve 2 ilmeğimizi örmeden diğer şişimize geçiriyoruz. Daha sonra arka tarafa geliyoruz. Kenardaki 2 ilmeğimizi örerek alacağız. Şöyle örerek ilk 2 ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerimin olduğu yere kadar 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi de düz örgü olarak örüyorum. Düz örgü olarak örelim. Şöyle. 8 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Koldaki ilmeklerimi haroşa olarak örüp bir gizli artırma yapacağız. Daha sonrasında 2 ilmek düzümü öreceğim. Sonrasında bir gizli artırma yapacağım. Arkadaki haroşa ilmeklerimizi örüp gizli arttırma yapacağımız bölüme kadar gelmiş olacağım. Her bir arttırım sırasında öndeki ilmeklerimiz birer, arkadaki ve koldaki ilmeklerimiz ikişer olarak artmakta.
Arttırım noktama kadar geldim. 2 ilmek düzümün olduğu yere kadar 1 ilmek gizli arttırma yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüyorum. 1 ilmek gizli arttırma yapıyorum. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Bu sırada koldaki ilmeklerimiz 10 ilmek olarak haroşa olarak örüyorum. İki ilmek düzüme geldim. Bir ilmek gizli arttırmamı yaptım. İki ilmek düzümü ördüm. Bir ilmek gizli arttırmamı yaptım. Düz olan 8 ilmeğimi örüyorum. Ve haroşa ilmeklerimizi de örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Sıranın sonundaki 2 ilmeğimizi de örüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde ise iki ilmeğimi örmeden diğer şişimize ters yönde alıyorum. Daha sonra ipimizi diğer yöne çevirip haroşa ilmeklerimizi haroşa, ters ilmeklerimizi ters ilmek olarak örüyoruz. Burada sabit olan 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şişimizi kendi tarafımıza alıyoruz. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. 7 ilmekle başlamıştık. İkinci sırada 8 ilmek olmuş oldu. Şimdi de ilk arttırmamıza 8 ilmek, ikinci arttırmamıza 9 ilmek olmuş oldu. Burada ilk arttırım ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Bu arttırım ilmeklerimizi 12 ilmek olana kadar ters öreceğim. Daha sonrasında haroşa olarak öreceğiz. Yine aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arttırım ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz ilmek, haroşa ilmeklerimi örüyorum. Arttırımlarımı haroşa örüyorum. Arttırım arasındaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine diğer noktaya geldiğimizde öne dahil olan arttırımımızı, şurada öne dahil olan arttırımımızı da ters öreceğiz. Bu şekilde bu sırayı bitirelim. Üçüncü artış sırama da geldim. Üçüncü artış sıramda da yine öndeki ilmeklerimi 12 haroşa olarak öreceğiz. Düz ilmeklerimi örüp bir ilmek arttırım çalışması yapacağız. 2 ilmek düzümü örüp yine arttırım çalışmalarıyla devam edeceğiz. İki sıranın aynı tekrarı olarak yapacağız. Şuradaki ilmeklerimiz 10 ilmeğe çıkacak diğer sırada. O sırada bir burgu işlemi yapacağız. Ben bu üçüncü arttırım sıramı öreyim. Daha sonrasında dördüncü sırada ilk saç örgü çalışmamızın İlk çalışmasını, yani saç örgümüzün ilk çalışmasını 8 ilmek üzerinden yapalım. Dördüncü artış sırama geldim. Şuradaki düz ilmeklerimiz 2, 4, 6, 8, 10 ilmek oldu. Şimdi 8 ilmek üzerinden ilk saç örgümüzü yapacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Ters yönden örmemiştim. İlk 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra 8 ilmeğimizi ilk 8 ilmeğimi saç örgü çalışması yapacağım. Şimdi ben saç örgü çalışmasını
Burada aparat olmadan yapıyorum. 8 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. 2, 4, 6, 7, 8. Şöyle. 8 ilmeğimi çıkardım. Şimdi şu sol tarafımda kalan ilmekleri sağ şişime alıyorum. Ve sağ tarafımda kalan ilmekleri de bunları arkadan aldım. Bunları ön taraftan alıyorum. Sol taraftaki şişime geçiriyorum. Çaprazlıyorum. Ve sağ tarafa geçirdiğim ilmekleri sol tarafa alıyorum. Sonrasında bu ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyorum. Şöyle düz örgü olarak örüyoruz. Böylelikle ilk saç örgü çalışmamızı da yapmış olduk. Şöyle. Sonrasında 2 ilmeğimi daha örüyorum. Bir gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düzümü örüp daha sonra haroşa ilmeklerimizi arttırım çalışmalarımızı diğer düz örgü olan yere kadar gelip orada da bir saç örgü çalışmamızı yapacağız. Örgümüzün diğer tarafına düz ilmeklerimizin olduğu yere geldik. Şimdi burada da yine bir saç örgü çalışması yapacağız. 2 ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ilmek arttırımımı yaptım. 2 ilmek düzümü örüyorum. Geri kalan 8 ilmek üzerinden 2, 4, 6, 8. 8 ilmek üzerinden burgu çalışmamı, saç örgü çalışmamı yapacağım. İki türlü de söylenir, hiç fark etmez. Şimdi 8 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Siz örgü aparatlarıyla, burgu aparatlarıyla da yapabilirsiniz. Şimdi sağdaki 4 ilmeğimi arka taraftan soldaki şişime alıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bu taraftaki ilmeğimi, bu sol tarafta kalan ilmeklerimi ön taraftan sağ şişime alıyorum. Daha sonra bu ilmekleri, sağdaki ilmeklerimi soldaki şişime geçirip yine diğer tarafta olduğu gibi düz örgü örerek ilk saç örgü çalışmamı yapmış oluyorum. Burgu çalışmalarımız çok kolay aslında. Çaprazlama olarak ilmeklerimizin bir tarafını arkadan, bir tarafını önden olmak üzere çaprazlıyoruz. Gördüğünüz gibi çaprazladık. Daha sonra 12 ilmek haroşamı örüyorum. Böylelikle her iki tarafta da ilk burgu çalışmalarımı yapmış oldum. Kenardaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Arkada yine ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğiz. Buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak öreceğiz. Şu düzdeki ilmeklerim şu an 11 ilmek oldu. Arkayı yapacağız. 11 ilmek olacak. Tekrar bir artış yeri daha yapıp 12 ilmek olunca gelelim. İlmeklerimizi, bu şuradaki ilmeklerimizi toplamda 12 ilmek olacak şekilde arttırımlarımı yaptım. Gördüğünüz gibi burgu çalışmamızın da yapmıştık. Şimdi bu sırada da yine arttırımlarımıza devam edeceğiz. Ama şimdi buradaki önden düz, arkadan ters ördüğümüz, arttırım yapacağımız ilmeğimizi artık haroşa olarak öreceğiz. Şimdi oraları göstereyim. Bu arttırım çalışmamızdan sonra ikinci burgu çalışmamızı
yapacağız. Kenardaki 12 ilmek olan haroşamızı örüyoruz. Daha sonra düz ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerimi de örüyorum. Ve arttırım yapacağım yere geldiğimde yine gizli arttırmamı yapıyorum. Ama ne yapıyorduk? Bu ilmeğimizi dönüşte ters örüyorduk. Ama artık bu ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Bir ilmeğimizi yine arttırdık. Diğer tarafa kadar böyle bu şekilde örelim. İki ilmek düzümü ördüm. Yine bir arttırım çalışmamı yapıyorum. Bu arttırım çalışmamızı ters örüyorduk. Artık o ilmeğimizi de haroşa örgü olarak öreceğiz. 12 ilmek düzümüzü bu şekilde aşağı doğru devam ettireceğiz. Burgu çalışmamız gerektiği zaman da burgu çalışmalarımızı yapacağız. Daha sonra 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi sabit olan 12 ilmek haroşamı da örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğimi de önden örüp arkadan örmeden ters yönde alacağım. Şöyle. 2 ilmeğimi örmeden alıp ipimi diğer tarafa geçiriyoruz. Biraz da böyle sıkılaştırarak o işlemi yapalım ki diğer sıramızda ördüğümüz sırada bir bolluk görünmesin. Oradaki hattımız da şu şekilde ilerliyor, gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde sıra sonuna kadar, A kısmına kadar o hattımızı ilerleteceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Daha sonra 12 ilmek tersimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Arttırdığımız ilmekleri artık haroşa olarak örüyoruz. Arttırdığımız ilmekler arasındaki iki ilmekleri de arkadan ters olarak örüyoruz. Burada bir ilmek arttırmamışım. Hemen onu şu şekilde arttıralım. Alttan ilmek alarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Arka sıramızı da ördük. Yine bu düz ilmeklere yanındaki ilmeğimizi artık şöyle haroş olarak öreceğiz. Şimdi ikinci burgu çalışmamızı da yapacağız. İkinci burgu çalışmamız için yine ilmeklerimi öreceğim. Bu sefer bu taraftaki 8 ilmeğimizi vuracağız. Şurada da burgu çalışmamızı yaptığı yer gördüğünüz gibi belli. Burada. Ondan sonra 1, 2, 3. 3 haroşa sayıyoruz. 3 haroşa sonrasında ikinci burgu çalışmamızı yapacağız. Kenardaki yine sabit olan 12 ilmeğimi örüyorum. İki ilmek haroşamı ördüm. Bu sefer 4 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Daha sonra 8 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. 2, 4, 6, 8. Şimdi bu sağ taraftaki 4 ilmeğimi sol şişime aldım.
Soldaki ilmeklerimi de sağ şişime alıyorum. Daha sonra sağdakileri sola geçirip örmeye düz örgüyle devam ediyorum. Sekiz ilmeğimi de düz örgü olarak ördüm. Yanındaki ilmeğimizi haroşa ördüm. Bir ilmek artışımı yaptım. Daha sonra ilmeklerimi haroşa örgü olarak devam ediyorum. Hem artışlarımı yapıp düzlerimi düz örgü olarak. Gördüğünüz gibi ikinci burgu çalışmamızı da bu şekilde yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer tarafa kadar örelim. Oradaki ikinci burgu çalışmamızı da yapalım. Örgümüzün diğer ön tarafında olan 12 ilmeğimizi de ikinci burgu çalışmamız için yapacağız. Burada da yine gördüğünüz gibi şuradan saydığımızda 1, 2, 3. 3 haroşamız olmuş oldu. Burada da arttırım ilmeğimizi yaptık. Haroşa ilmeğimizi ördük. İlk 8 ilmeğimizi şişten çıkartıyorum. Daha sonra şu sol tarafımda kalan 4 ilmeğimi sağ şişime arka taraftan alıyorum. Sağ tarafımda kalan 4 ilmeğimi de sol şişime ön taraftan alıyorum. Çaprazlıyorum. Sağ şişimdeki ilmeklerimi sol şişime geçirip örmeye devam ediyorum. Şişim 4,5 numaraydı. Ama sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre 5 numara ile de örebilirsiniz. Eliniz daha fazla sıkıysa burguları yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi burada da kalan 4 ilmek düzümü örüp örgüme devam ediyorum. 12 ilmek sabit olan ilmeğimi örüyorum. Arka tarafta yine düzümü düz, tersimi ters, haroşayı haroşa olarak örüp ön tarafa geldiğimizde ilk düğme iliğimizi açmış olacağız. İkinci burgu çalışmamızı da yaptık. Arka tarafta ilmeklerimizi ördük. Her 3 haroşa sırasında bu ilmeklerimizin yerlerini değiştirerek burgu çalışmamızı yapacağız. Şimdi bu tarafta yaptık. Bir dahaki sırada bu taraftaki 8 ilmeğimizi yapacağız. Sonraki sırada bu taraftaki. Yani hep birinci ve ikinci burduğumuz çalışmanın aynı şekilde ilerleyecek. Bunu da aynı yine bacak bitimine kadar devam ettireceğiz. Şimdi burada 2, 4, 6, 7. 8. arttırmamıza geldiğimiz sırada düğme iliğimizi açacağız. 2 ilmeğimi ördüm. Ardından diğer 2 ilmeğimi de örüyorum. Bir arttırım çalışması şöyle şu şekilde ipimi atarak yapıyorum. 2 ilmeğimi birden kesiyorum. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine arttırım çalışmalarımı yapmaya devam ediyorum. İlmeğimizi arka tarafta yine haroşa olarak örüp orada bir ilk düğme iliğimizi açmış olacağız. Düğme iliklerimizi her 10 diş haroşa sırası arayla açacağız. Burgu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Arttırım çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Robamızın bitimine kadar toplamda 17 arttırım çalışması yapacağız. Daha sonra hem renk geçişi hem de kol ayrımımızı yapacağız. Tulumumun roba kısmını bitirdim.
17 arttırma yaparak raba kısmımızı tamamladık. Saç örgülerimizi de yine aynı şekilde bacağımızın son bitimine kadar devam ettireceğiz. Onu da devam ettirdik. Haroşalarımızı ördük. Düz örgülerimizi de ördük. Burada arttırdığımız ilmekleri artık haroşa örerek gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Yani burada 12 ilmek haroşamız sabit, 12 ilmek düzümüz sabit oldu. Şimdi robamızı bitirmiştik ve kol bölümümüze geçiyoruz. Tulumumuzda 2 kat lila ipimizin tek katını kestim. Daha sonra eklemek istediğiniz diğer ipimizi ben turkuaz ekleyeceğim ya da mint diye de geçmekte. Hemen şuradan örmeye başlayacağız. Şöyle alıyoruz ipimizi. Diğer lila ipimizi de alıyoruz. Ve ön kısımdan ipimizi eklemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde haroşamızı haroşa, düzümüzü düz, tersimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi 12 ilmek haroşalarımızı örelim. Daha sonra 12 ilmek düzümüzü örelim. Şöyle daha saç örgü çalışmamız gelmemiş. Aslında şurada bir düğme ili açmamız gerekiyordu. Bir saniye. Onu unuttum. Hemen onu açayım. Ve örgümüze devam edelim. Hemen geri dönelim. 4 ilmek geriye kadar gelelim. Ve ikinci ilik kısmımızı açalım. 10 haroşa arayla açıyorduk. Unutmadan onu da açalım. 1, 2, 3, 4. 4 adet haroşamı ördüm. Daha sonrasında bir ilmek doluyoruz. 2 ilmeği bir kesiyoruz. Sonra örgümüze devam ediyoruz. İlmeklerimizi örmeye devam edelim şu şekilde. Daha sonra hiçbir artış yapmadan buradaki ilmeklerimizi de örelim. Kolumuzu da örüp şu bölüme kadar gelelim. Kolumuzu da ördük. Gördüğünüz gibi burası bizim kol çalışmamız. Buradaki 2 adet düz ilmeğinin 1 adetini kolumuza ekliyoruz. Daha sonra kolumuzu örmek için örgümüzü ters çeviriyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. Ve ilmeklerimizi haroşa olarak devam ettiriyoruz. Kolumuzu haroşa ilmeklerle devam ettireceğiz. Bu iki rengimizle beraber örmeye başladık. Şimdi koldaki ilmeklerimizi tamamlayalım. Diğer taraftan da yine bir düz ilmek alıp kol kısmına ekleyeceğiz. Toplamda kaç ilmek olduğunu da söyleyeceğim sizlere. Arttırma yerimizdeki iki düz ilmeğimize geldik. Şurada gördüğünüz gibi tek ilmeği kola ekliyoruz. Daha sonra geri dönüyoruz.
Kolumuzu örmeye bu şekilde devam ediyoruz. Ve bu şekilde haroşalarla toplamda 13 diş haroşa olacak şekilde bu iki rengin karışımıyla öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ilmek. Kolumuzdaki ilmeklerimiz 42 idi. Kenardaki bir düz ilmekleri alınca 44'te tamamlamış olduk. 44 ilmeğimizi 13 diş haroşa olacak şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra lila ipimizin de kesip iki kat diğer ipimizden bağlayacağız. Diğer ipimizle beraber de 9 diş haroşa sırası çift kat olarak öreceğiz. Yani 13 diş haroşa sonrasında bu katımızı keseceğiz. Kestikten sonra aynı burada ipimizi bağladığımız gibi, yaptığımız gibi burada da iki kat olarak mint rengini örmeye devam edeceğiz. Bunu 13 diş, diğer mint iki kat ipimizi de 9 diş olacak şekilde örelim. Daha sonra lastik kısmı için gelelim. Kolumuz için gerekli olan haroşa sırasını ördüm. 13 sıra mint ve lila'nın birleşimi olan sırayı ördüm. Daha sonra lila katımızı da keserek mint rengimizle beraber üst tarafı ördüm. Ve toplamda da burayı da 9 sıra haroşa örerek kolumu bitirdim. Daha sonra arka yüze geldim. 9 sıra haroşa sırasını örüp ön taraftan da ilmeklerimizi düz örüp arka tarafa geldim. Şimdi hem arka tarafta lastik kısmımızı başlatacağız. Hem de eksiltmelerimizi yapacağız. İlk ilmeğimizi örmeden düz bir şekilde alıyorum. İkinci ilmeğim için ipimi kendi yönüme alıyorum ve ters örüyorum. Üçüncü ilmeğim için düz, ters. Bu ilmeğimi düz örecekken bir ilmek kesiyorum. Daha sonra ters örüyorum. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Ve düz kısımda ilmeklerimi kesiyorum. Daha sonra ters. Düz. Ters. Ve düz kısımda ilmeklerimin ikisini birden alıp düz örüyorum. Böylece sıra sonuna kadar toplamda 8 adet ilmek kesiyorum. 44 ilmeğimizi bir ters bir düz olarak ördüm ve 8 ilmeğimizi kestim. Belli aralıklarla keserek 36 ilmeğe düşürdüm. Şimdi artık kolumuz için lastik örgümüze bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Kenardaki ilmeğimi ters olarak örmeden alıyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Ters ve düz. Bir ters bir düz olarak 26 sıra olacak şekilde öreceğim. Daha sonra ilmeklerimizi kapatıp ilk kolumuzu bitirmiş olacağız. Şöyle şu şekilde 26 sıramızı örelim. Kol bölümümüzün lastik kısmını 26 sıra olacak şekilde ördüm. Ve ters yüze, örgümüzün ters yüzüne geldim. Yine bütün örgülerimde olduğu gibi bu örgümde de örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimi keseceğim.
Şöyle. Şimdi ilk ilmeğimiz düz ilmek olarak alıyoruz. Ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Daha sonra öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki düz ilmeğimizi alıyoruz. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçirerek örerek kesme tekniğimizi tamamlıyoruz. Hem lastik kısmımızı bir ters bir de düz örer gibi örüyoruz birer birer. Daha sonra arkada ördüğümüz ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Şöyle bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Böylelikle tulumumuzun ilk kol çalışmasını bitirmiş oluyoruz. Kolumuzun kesim çalışmasını tamamladım. Gördüğünüz gibi şu şekilde ipimizden de bir miktar tek katından ayırdık. Daha sonrasında dikiş çalışması için kullanacağız. Şimdi lila turkuaz bölümüne başlamıştık. Buradan örgümüze arka tarafını örmeye devam edeceğiz. Hem arka tarafını öreceğiz. Daha sonrasında ikinci kolumuza geçiş yapacağız. Hemen şu şekilde ilk ilmeğimi örüyorum. Haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. Lilayla, minti, turkuazı hangi şekilde adlandırılıyorsa artık. Bu şekilde arka tarafı örelim arkadaki ilmeklerimizi. Daha sonra koldaki ilmeklerimizi örelim ve bu bölüme kadar gelelim. İkinci kesim noktamıza yani ön tarafımızdaki ilk arttırmamıza kesim diyorum pardon. Arttırmamızın olduğu yere kadar geldim. Yani kolumuzu ördük. Ne yapıyorduk? Düz ilmeklerden bir adet ilmeğimizi kola, diğerini de beden bölümüne katıp geri dönüyorduk. Daha sonra koldaki ilmeklerimizi öreceğiz. Yine diğer taraftan da bir düz ilmeğimizi kolumuza katacağız. Kolumuzu aynı diğer kol gibi haroşalarla örmeye başlayacağız. 13 sıra mint ile lila'nın birleşimiyle öreceğiz. 13 diş haroşa öreceğiz. Daha sonra lila ipimizi kesip mint ipimizle iki kat olarak 9 diş haroşa sırası öreceğiz. Sonrasında tersten ilmeklerimizi hem keseceğiz 8 adet ilmeğimizi hem de bir ters bir düz lastiğimizi öreceğiz. İlmeklerimiz 44 ilmek olacak ve kesimle beraber 36 ilmeğe düşmüş olacak. Lastik kısmımızı bir ters bir düz olarak 26 sıra öreceğiz ve ön yüze gelip arka yüzde 26 sıra lastiğimizi ördükten sonra arka yüzde ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Bu şekilde ikinci kolumuzu da bitireceğiz. Şimdi düz bölüme geldik. Buradan da bir ilmeğimizi alıp geri dönüyoruz. Az önceki anlattığım gibi örmeye devam edip ikinci kolumuzu da bitirelim. İkinci kol çalışmamızı da lastik kısmımızın kesimiyle bitirdik. Diğer kolda ne yaptıysak bu kolda da aynı işlemi yaptık. Kolumuzu yine şöyle ters çevirip bu tarafa alıyoruz. Ve şişimizi daha sonrasında da ipimizi iki kat, bir katı lila, bir katı mint olacak şekilde alıp
Örgümüze devam ediyoruz. Ön kısmımızı haroşa ve düz örgülerle örüyoruz. Bundan sonrasında beden kısmına geçeceğiz. Beden kısmında yine saç örgü kısmımızı devam ettireceğiz. Göstereyim. Düz ilmeklerimizi ördük. Daha sonra önde sabit olan ilmeklerimizi de haroşa ilmeklerimizi örüp sıramızı bitiriyoruz. Dönüşte de kol altından bir ilmek arttıracağız. Onu göstereceğim. Daha sonrasında örgümüz aynı şekilde devam edecek. Haroşa ve düz örgülerle kastıra ne kadar örmeniz gerektiğini size söyleyeceğim. Örgümüzün arkasına geldik. İlk iki ilmeğimizi örmeden ipimizi kendi tarafımızda alıyorduk. Diğer sabit olan haroşa ilmeklerimizi örüyorduk. Daha sonra düz ilmeklerimizi ters örgü olarak şurada gördüğünüz gibi düz ilmeğimize geldik. Ters örgü olarak 12 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Daha sonra ipimizi diğer tarafa alalım. Yine haroşa ilmeklerle devam edelim. Daha sonra kol altına geliyoruz. Kol altında ilmeklerimizi ördük. İpimizi şu şekilde biraz çekelim. Sonrasında şöyle yakınlaştırayım. Şuradaki haroşa ilmeğin dip kısmından bir ilmek alıyorum. Daha sonra ilmeğimi çıkarmadan diğer ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde diğer kol altında da aynı şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bedenin kasmaması için, daha düzgün görünmesi için oralarda birer ilmek arttırmış oldum. Şimdi bu şekilde roba kısmımızı devam ettireceğiz. Saç örgü sırası geldiğinde saç örgümüzü yapacağız. Şöyle şu şekilde göstereyim. Saç örgümüzün zamanı geldi mi? Saç örgümüzü yapacağız. Düğüm iliklerimizi şu tarafta açmıştık. Şöyle gördüğünüz gibi her 10 diş haroşa arayla burada ikinci düğme iliğimizi açmıştık. Her 10 diş haroşa sırası arayla 6 adet düğme iliği açarak örgümüzü ilerleyeceğiz. Şimdi bu mint ve şu lila bölümden 13 diş haroşa öreceğiz. Aynı kolda olduğu gibi burada da 13 diş haroşa örüp daha sonra 2 kat mintimizle devam edeceğiz. Orayı da göstereceğim size. İlk önce bir 13 sırayı öreyim. Düğme iliklerimizi devam ettirelim. Saç örgülerimizi devam ettirelim. Bu şekilde daha sonra geliyorum. Bir kat mintimiz ve bir kat lila rengimizle beraber 13 diş haroşa sıramı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10,
ve 13. Ve 3. düğme iliğimi de açtım. Toplamda 6 düğme iliğim olacak. 10 diş haroşa arayla düğmelerimi açacağım. Şimdi lila ipimizi kestik. Lila ipimizin yerine bir kat daha mint ipimizi alıyoruz. Şöyle ikisini bir arada örmeye kenardan şöyle devam ediyoruz. Yine haroşa ilmeklerimizi haroşa, düz ilmeklerimizi düz, saç örgülerimiz geldiğinde de saç örgülerimizi yapıp örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde sadece iki kant mint rengimizle örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi burada saç örgü sıramız geldi. İlk 4 ilmeğimi örüyorum. Daha sonra diğer 8 ilmeğimi çıkartıyorum. Sağ taraftaki 4 ilmeğimi sol şişime arkadan, sol taraftaki 4 ilmeğimi sağ şişime ön taraftan alıp bu şekilde burgu çalışmamızı yapıyoruz. Sonrasında örüyoruz. İlmeklerimizi düz bir şekilde. Sonra haroşa örgüyle devam ediyoruz. Bu şekilde A kısmına kadar saç örgülerimizi devam ettirelim. Hatta bacak bölümünün bitimine kadar devam ettireceğiz. Bu şekilde örmeye çift kat mint ipimizle devam edelim. Tulumumuzu A kısmına kadar ördük. Şu düğme ilik kısmımızı da 6 adet olacak şekilde yaptık. Ve düğme ilik aralarımız 10 diş haroşa sırasıydı. Gördüğünüz gibi en sonunda da mint rengimizin iki katıyla devam ediyorduk. Bacak kısmına kadar bu şekilde aynı rengimizle devam edeceğiz. 6. düğme iliğimizden sonra 2, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm ve A kısmına geldim. A kısmı için bacaklarımızı ilk önce bir tanesini öreceğiz. Daha sonra diğer bacağımızı öreceğiz. İlk önce ilk ilmeğimizi örüyoruz. İkinciyi de örüyoruz. Ve iki ilmeğimizi ilk ilmeğimizi üstünden atlatarak kesiyoruz. 2 3 4 tek katını aldık. 4 ve 5. Örgümüzün ön yüzünde 5 ilmeğimizi kestik. Daha sonrasında burgumuzu yine devam ettireceğiz saç örgümüzü. İlmeklerimizi örüyoruz. 2 4 6 7 haroşa ilmeğimiz şu bölümde kalmış oldu. Daha sonra ilmeklerimizi saç örgü ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda 57 ilmek öreceğiz. Daha sonra ortada yine bir A kısmında bir kesim işlemi yapacağız. İlmeğimizi ördük ve A kısmına geldik. Daha sonrasında 2 ilmek daha örüyoruz ve ilk ilmeğimizi kesiyoruz. A kısmımızda toplamda 6 ilmek keseceğiz. Birinciyi kestik. İkinci, 3, 4, 5 ve 6.
A kısmımızda da 6 ilmeğimizi kestik bu şekilde. Daha sonra yine diğer bacağımız için 57 ilmeğimizi sıra sonuna kadar, şimdi bu tarafta 5 ilmek, 62 ilmek kaldı. Örüyoruz. Bu tarafta da 57 ilmek bırakacağımız için buradaki kesim işlemimizi tersten yapacağız. Şimdi buradaki ilmeklerimi örüp geleyim. Tersten 5 ilmeğimi keseyim. Kalan ilmeklerimi de örüp sıramı bitirdim ve örgümüzün ters yüzünü çeviriyorum. Örgümün ters yüzünde 5 adet ilmeğimi diğer tarafta olduğu gibi düz yüzünde bu yüzde de kesiyoruz. İlk ilmeğimi kestim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi kestim. Daha sonra haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ters örmem gereken ilmekleri de ters örüyorum. Şöyle tutayım. Geriye dönüp bacak kısmımızın kesim yaptığımız yere kadar 57 ilmeğimizin tamamını örüyoruz. Bu şekilde ilk bacak kısmımızı örüp bitireceğiz. Bacağımızda haroşa ilmeklerimizi haroşa, düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. Ve saç örgülerimizi bacak kısmındaki lastik bölümüne kadar devam ettireceğiz. Şimdi burada ön yüze, düz yüze geldiğimde bir kesim işlemi yapacağım. İlmeklerim 57 ilmek. Şimdi 55 ilmeğe düşürelim. 57 biraz büyük olacaktır çift katıp için. Tamamlayayım 57 ilmeğimi. İlmeklerimi A kısmına kadar tamamladım. Örgümün ön yüzüne geldim. Çevirim. Ayrıca burayı farklı bir şişede geçirebilirsiniz. Daha kolay örülecektir. Şimdi burada kesim işlemi yapacağız. Kesim işleminde ben şuradan kesim işlemini yapmıyorum ki A kısmına şu saç örgümüz çok yaklaşmasın. O yüzden şuradan bir kesim işlemi yapıp şuradan da bir kesim işlemi yapıp örgümün sonuna kadar aynı şekilde devam ettireceğim. Şimdi bir iki ilmeğimi örüyorum. Daha sonra iki ilmeğimi birden kesiyorum. İlmeklerimi devam ettiriyorum. Daha sonra saç örgünün böyle bir iki ilmek kala diğer ilmeklerimi de diğer ilmeğimi de keseyim. İlmeklerimi 55 ilmeğe indireyim. Şöyle. Şimdi böyle 3-4 ilmek kala 2 ilmeğimi birden kesiyorum ve örgüme bu şekilde devam ediyorum. Saç örgümüzü devam ettiriyoruz. Burada saç örgümüzü yapıyoruz. Şimdi lastik kısmımıza kadar 2 kant mit rengimizle beraber 26-27 sıra haroşa sırası öreceğiz. Daha sonrası tam olarak size kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Bacak kısmımız için 28 diş haroşa sıramı ördüm ve saç örgümü
en dip kısma kadar devam ettim. Şimdi bacak bölümünde hem eksiltmemizi yapacağız hem de lastik kısmımızı öreceğiz. Şimdi arka tarafına geldik. 28 diş haroşa sıramızı ördük. 29. haroşa sıramızda hem lastiğimizi kuracağız hem eksiltmelerimizi yapacağız. Artık saç örgümüzü devam ettirmeyeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz ilmeğe geldiğimde bir ilmek kesiyorum. Ters, düz, ters, düz. Ters. Şöyle. Düz, ters. Düz, ters. Şimdi belli aralıklarla 8 adet ilmeğimizi her düz ilmekte keseceğiz. Şöyle biraz örelim. 3 ilmek kestik. 4. ilmeğimizi de keselim. Bu şekilde sıra sonuna kadar 8 ilmeğimizi kesmiş olalım. 8 ilmek kesimimizle beraber kalan ilmek sayımız 47 ilmek olacak. Önümüze geldiğimizde yine lastik kısmımızı ön yüzde gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir ters, bir düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde ...25-26 sıra lastik olacak şekilde öreceğiz. Şimdi ben bitirdikten sonra size kastırı ördüğümü tam olarak söyleyeceğim. Belli bir miktar örelim. Daha sonra ona göre karar verelim. Bacak kısmımızı, lastiğini bitirdim. 26 sıra olacak şekilde ördüm. Ve kesimimizi ters yönde yaptım örgümü. Kesimimi ters yönde yapmamın sebebi, örgümüzü katladığımızda burada güzel bir çizginin oluşması. Şu şekilde bacak kısmında lastiğimizi kullanacağız. Gördüğünüz gibi bacağımızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi diğer bacak kısmımıza geçiyoruz. Bayağı tulumumuz büyüdü. Bacak kısmımızla beraber bedenin kısmımızın bitireceğiz. Daha sonra kapşon kısmımıza başlayacağız. Şimdi ipimizi yine mint ipimizle iki kat yapıyoruz. Örgümüzün ters yüzünden başlıyoruz. Çünkü düz yüzünü örüp kesim işlemimizi yapmıştık. Örgümüzün ters yüzünden ilmeklerimizi düz olarak örmeye başlıyoruz. Yine haroşa olarak devam ediyoruz. Şöyle bu şekilde. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Ön yüzümüze gelelim. Ön yüzümüzde örgümüze devam ediyoruz. Biliyorsunuz diğer bacakta da kesim yapmıştık. 2 ilmeğimizi keserek örgümüze o şekilde devam etmiştik. Şimdi burada burgu çalışmamızı yapacağız.
8 ilmeğimi çıkardım. Bu şekilde çaprazlama olarak ilmeklerimin burgusunu yine diğer bacakta olduğu gibi lastik kısmına kadar devam ettiriyoruz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra 4 ilmeğimi de düz olarak örüp haroşalarıma devam ediyorum. Burada şimdi 2-3 ilmek ördükten sonra bir kesim çalışması yapıyorum. Daha sonra diğer tarafta da 2-3 ilmek kala bir kesim çalışması yaptıktan sonra 2 ilmeğimizi kesmiş oluyoruz. Sıra sonuna kadar saç örgümüzü devam ettiriyoruz. Diğer bacak kısmımız kadar haroşalarımızı örüyoruz. Daha sonra arka tarafta yine diğer bacak kısmımız gibi hem 8 ilmeğimizi kesip hem lastik örneğimizi başlatıyoruz. Daha sonra lastik kısmımızı da yine aynı sırada örüp sonlandırıyoruz. Örerek kesme tekniğiyle bu bacağımızı da bitirip kapşonumuza ve kulaklarımızın yapımına geçeceğiz. Onun için bize lila ip gerekli. Mintipimizle daha işimiz kalmayacak. Burada da 4 ilmek kala kesim çalışmamızı yaptık. Bu şekilde bu bacağımızı da bitirelim. Bacak kısımlarımızı bitirdikten sonra yaka kısmımızdan ilmek çıkarma yöntemiyle beraber kapşon kısmımıza başlayacağız. Şimdi robamızın devamı olan yerde kapşonumuzda 2 kat lila ipimizi kullanacağız. Şimdi hemen şu kenardan ilk ilmeklerimizi alalım. İpimizi de alalım ve ilk ilmeğimizi çıkartalım. Daha sonra ikinci ilmeğimizi çıkartalım. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde şu aradaki ilmeklerden ilmek çıkarma yöntemiyle kapşon kısmındaki ilmeklerimizi çıkartacağız. Toplamda 80 ilmek çıkartacağız. Robamıza 80 ilmekle başlamıştık. Kapşonumuza da 80 ilmek çıkartacağız. Daha sonra arttırma çalışması yapacağız. Şöyle şişime geçireyim. Yine burada da 4,5 numaralı şiş kullanıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle. Şu aradaki şu yerlerden şişimize ilmeklerimizi teker teker geçiriyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra hem ilk sıra örümüyle hem de ilmek artışıyla devam edelim. Ilmeğimi yaka bölümünde, roba bölümünde çıkardım. Kapşonumuz için. Şimdi şu kenarda A kısmına kadar devam ettiğimiz bu düz hattı yine kapşon kısmına da devam ettireceğiz. İlk 2 ilmeğimi ters yönde olduğumuz için örmeden alıyorum. Daha sonra ipimi diğer tarafa alıyorum ve haroşa ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Çıkardığım ilmeklerin hepsini son 2 ilmek kalana kadar
Arışa örüyorum. Bu şekilde kapşon bölümümüzü kurmuş oluyoruz. İlk sırada bu şekilde ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde ilmek attıracağız. Bu şekilde ilmeklerimizi 90 ilmeğe çıkartıp örgümüze, kapşonumuza devam edeceğiz. Son 2 ilmeğimizi de örmeden aldık şu şekilde ve ön yüzümüze geldik. Ön yüzümüzde de ne yapıyorduk? İlmeklerimizin tamamını örüyorduk. Kenar 2 ilmeğimiz de dahil. Haroşa olarak örüyoruz. Daha sonrasında şuradan şu ilmek dibinden bir artış yapıyoruz. İlmeğimizi çıkarmadan diğer ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra yine 5-6 ilmek örüyoruz. 4, 5, 6, 7. Yani onu ayarlayabilirsiniz. 6-7 ilmek arayla ilmeğimizin dibinden ilmek çıkartıyoruz. Örüyoruz. Daha sonra diğer ilmeğimizi de örüp devam ediyoruz. Bu şekilde 6-7 ilmek haroşa arayla ilmeklerimizi çıkartalım. 90 ilmeğe 80 ilmekten 90 ilmeğe ilmeklerimizi çıkartalım. Daha sonra bu 90 ilmeğimizi ön yüzden ilmeklerimizi örüyorduk. Arka yüzde örmeden alıyorduk. Bu düz çizgiyi devam ettirerek 40 haroşa, 40 diş haroşa sırası örüyoruz ve kapşonumuzu tamamlıyoruz. Kapşonumuzun kesim işlemini de nasıl kesilmesi gerektiği de sizlere göstereceğim. Kapşonumu öreyim ve gelelim. Kapşon için ilmeklerimizi çıkardıktan sonra 80 ilmeğimizi 90 ilmeğe kadar arttırdık. Ve 90 ilmeğimizi toplamda 40 sıra haroşa olacak şekilde örüp kapşonumuzu tamamladık. Örgümüzün ön yüzüne geldim. 90 ilmeğimizin yarısını ördüm. 45 ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi orta bölüme gelmiş oldum. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Ters tarafı düz tarafı içte kalıyor, ters tarafı dışta kalıyor. Kesim işlemimizi yapacağız bu şekilde. Başka bir şiş yardımıyla iki şişimizi böyle tutuyoruz. İlk ilmeğimizi alıp diğer taraftan da ilk ilmeğimizi alıp örüyoruz. Daha sonra ikinci ilmeklerimizi alıyoruz karşılıklı olarak. Örüyoruz. Ve yine örerek kesme tekniğini arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Tekrar sıradaki ilmeklerimizi karşılıklı olarak alıyoruz. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Hem örüyoruz karşılıklı olarak hem de kesim işlemimizi yaparak kapşonumuzu tamamlıyoruz. Bu şekilde kapşonumuzun kesim işlemini tamamlayalım. Sonrasında dikiş ve kulak kısmımız için geleceğiz. Dikişlerimizin nasıl yapılacağı, A kısmının dikişi nasıl yapılacağını en son göstereceğim. Daha sonrasında tulumumuzu tamamlamış olacağız.
Bu şekilde kesim işlemimize devam edelim. Kapşonumuzun kesim işlemini tamamladıktan sonra tulumumuzun bacak kısımlarının dikimine geldim. Dikimi için bir bacağımı gördüğünüz gibi böyle dikişsiz bir şekilde diktim. Şimdi ikinci bacağımı birlikte dikeceğim. Zaten aynı yöntemle dikiliyor. Kollarımız da yine aynı. Örgümüzün lastik kısmının yarıya kalan olan bölümünü tersten dikeceğiz. Ters bölümden tersini çevireceğiz. Ters kısımdan ilmeklerimizi dikeceğiz. Dikiş işlemimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi ilk önce karşılıklı olarak bir sabitleme işlemi yapalım. Sabitleme işlemimizi yaptık. Şimdi kenardaki şöyle bu ilmeklerden şu araya şu şekilde dikiş işlemimizi yapıyoruz. Tersinden, örgümüzün tersinden yine aynı bu şekilde bir diğer taraftan bir bu taraftan dikiş işlemimizi yarıya kadar lastik işlemimizin yarısına kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle. Tersinden yarıya kadar lastiğin yarısına kadar dikiş işlemimi tamamladım. Daha sonra örgümün düz yüzünü çeviriyorum. Bu işlemi yapmamın sebebi katladığımızda şurası görüneceği için güzel bir görüntü olmasını sağlamak. Şöyle. Yine lastiğimize aynı yöntemle düz yüzünde de devam ediyoruz. Yine kenardaki kısımlardan dikiş işlemimizi yapmaya devam ediyoruz. Lastik kısmımızı tamamladıktan sonra haroşaların olduğu yerlerden şu ilmeklerden dikim işlemine devam ediyoruz. Yine örgünün düz yüzünden devam ediyoruz. Şöyle başlangıç ilmeklerinden karşılıklı olarak dikim işlemini yapıyoruz. Şimdi bu şekilde A kadar dikeceğiz. Daha sonra A kısmında size nasıl dikildiğini göstereceğim. A kısmına kadar iki bacak kısmımızı da diktik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi düğme iliğimiz üst tarafa gelecek şekilde A kısmımızın dikimine devam ediyoruz. İlk önce düğme iliği, düğmeleri takacağımız yeri A kısmına dikiş işlemiyle dikiyoruz. Şöyle karşılıklı olarak şöyle çevireyim. Şöyle şu A kısmına getiriyoruz. Şöyle tam şöyle dikiyoruz. İlk önce düğmeleri takacağımız kısmı dikiyoruz. Burayı dikiyoruz.
Şöyle. Ve sonuncusu. Daha sonra düğme iliği olan bölümü getiriyoruz. Şöyle. Şurada bir noktaya kadar. Şöyle dikelim. Üst üste getiriyoruz. Böyle tam. Biraz tulum da ağırlaştığı için çevirmekte zorlanıyorum. Şöyle. Şunu şöyle yaptık. Bunu da aynı bu şekilde karşılıklı olarak burayı da bu şekilde dikelim. A kısmımızın dikiş işlemini de tamamladık. Gördüğünüz gibi düğme olan kısmımız altta, ilik olan kısmımız üstte gelecek şekilde A kısmımızı diktik. Şimdi tulum artık o kadar büyüdü ki daha kontrol etmekte zorlanıyoruz. Kapşon bölümümüze gelelim. Kapşon bölümümüzde de ben bir kulağını yaptım. Diğer kulağını şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem de dikiş işlemini anlatacağım. Şimdi ben iki renkli olarak ördüm. İlk önce mit renginden başladım. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. 8 sırada üst tarafı toplamda 17 diş haroşa ördüm. 22 ilmekle kulağıma başladım. Şimdi ikiye katlayıp dikdörtgen parçamızı şu üç tarafını da dikiyoruz. Daha sonra dikimi için şuraya nasıl yapılacağını sizlere göstereceğim. Bacak bölümümüzü diktikten sonra kapşon bölümümüzdeki kulaklarımızın dikimi için geldik. Şimdi şuradan 15 ilmek saydığımızda ve buradan da 5 diş haroşa saydığımızda iğnemizi geçirdik. Daha sonra yine aynı karşılıkta olan buradan saydığımızda şu en baştan saydığımızda 10. diş haroşaya yine diğer ipimizi ve iğnemizi taktık. Sonrasında dikim işlemi için şöyle çaprazlama dikeceğiz. Şöyle. Bunun için de şuradan alttan ilmeklerimizi alacağız. Geleceğiz kulağımıza dikeceğiz. Tekrar çaprazlama olarak aynı hizada değil böyle yavaş yavaş çaprazlama olarak şöyle şu şekilde geleceğiz. Şurası çapraz şeklinde dikeceğiz. Şimdi bu tarafı da göstereyim. Bu tarafta da yine aynı. Yine kulağımızdan dikiş işlemimizi yapmak için şöyle burayı da dikeceğiz. Şöyle çaprazlama olarak şöyle aynı noktaya kulağımızı şu şekilde getireceğiz. İkisini de aynı noktaya çaprazlama olarak getirdim gördüğünüz gibi. Şimdi teğelleme işlemiyle devam ediyoruz. Şu kenar bölümümüzden aralardan böyle seyrek şeklinde teğelleme işlemini yapıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Kulağımızın arka kısmını teğelleme işlemi yapıyoruz. Şöyle şuradan teğelledik. Sonrasında büzüyoruz. Şöyle çekiyoruz ipimizi. Daha sonrasında karşılıklı olarak büzdükten sonra şöyle şunla da bağlayalım diğer tarafımızın
İpiydi. Sonrasında böyle karşılıklı olarak dikim işlemini bitiriyoruz. Şöyle burayı sabitliyoruz. Ve böylelikle kulağımızı da bitirmiş oluyoruz. Şöyle aralardan gördüğünüz gibi kulağımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. İkisini de gördüğünüz gibi iki renk olarak tercih ettim. Sizler isterseniz tek renk mintten ya da liladan da yapabilirsiniz. Ben şimdi düğme işlemlerimi de yapayım, düğmelerimi de dikeyim ve tulumumun son haliyle geleyim. Dikiş ve düğme dikim işlemlerini tamamladıktan sonra tulumumuzu bitirmiş olduk. Tulumumuzun kulak bölümünde iki renkle kulaklarımı çalıştım. Sizler tek renkle de çalışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 6 adet düğmemizi diktik. Gayet kalın, böyle sıcacık, çocuklarınızı tutacak bir tulum oldu. Mint ve Lila'nın uyumuyla beraber tulumumu yapmış, tamamlamış oldum. Sizler de istediğiniz renklerde, renk kombinlerinde hem kız bebekleriniz için hem erkek bebekleriniz için tulumumuzu yapabilirsiniz. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.